Yok, sayı aklına gelmedi ya, direkt vurdum bir tane şu hayatta. Şu endi ama bir ya, bakar bunlara mısın niye çağırıyor? yanıyor? Allah kahretsin, çift katlı otobüs 15 TL. Alt yazı altta kalmış ama. Bu kadar gerçekçi yapmasaydınız. Ne güzel bir vlog bizi. Hayat yolculuğuna eşlik etmiş adeta. Gerçekten 10 puan aldı bile. 10. Taksimi çekiyor, havayı çekiyor yerde çünkü Türk yok. Türk bayrağını almış ki. Oo, kimleri görüyoruz efendim? Hoş geldiniz. Şortla gelmişim dayı ya. Hoş geldiniz. Bak oğlum, şortla geldim. Şortla geldim ya. Ya bir Rumi'nin şıklığına bak. Bir de bizim dayının şortla sen plaja geldi amına koyayım. Hoş Bütün gece herkese dayı dedin amına koyayım ya. Hoş geldin Nesrin. Nesrin arkadaşlar burada bana çok sinirliydi. Onu da anlatayım mı Nesrin? Hayır Çağrı. Bak dik dik bakıyor zaten. Arkamdan neler neler denmiş. Kafası güzel olunca hepsini bana söyledi. Ya bak buralar saat akşam 6 falandı, tamam mı? Rezervasyon 8'de. Saat akşam 6'da Nesrin bana dedi ki Çağrı sen dedi arabayla mı gideceksin? Ben de arabayla gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü biraz içerim kafasındayım. ya da dedi taksiyle beraber mi geçsek falan dedi de. Ben de daha evde yatış modundayım yani daha, anladın mı? Hani kalkacağım, hazırlanacağım falan. Benim işim çok uzun. Muhtemelen de bir tık geç gideceğim kafasındayım ben. Nesinler de hazırlanmış çıkıyorlar. Bana taksiyle mi geçelim? Çünkü gruptan da herkes çıkıyoruz ediyoruz falan filan yazdılar. Sonra ben de cevap yapmayı unutmuşum Nesrin'e. Nesrin'ler taksiye binmişler. Ben zannediyorum ki Nesrin'ler zaten gittiler. Saat 8'i geçerken ben evden çıkıyorum. Yetişeyim diye de taksiye biniyorum. Hatta gruba da yazıyorum. Nuriye falan hani buradaysan diye yazıyorum yani. Geleceğiniz mi gelmeyeceğiniz mi? Gelecek olanlar ve hala gitmemişlere toplayacağım geçeceğim ben. Arabayla geçtiğim için. Bir gidiyorum abi, Nesrin'ler daha gelmemiş. Trafik var diye Nesrin evden çıkmamış. Hani geçe bırakmış trafik var diye taksiyi. Ama yani hiç evden çıkmadım ama bitmez yani o yol. Hani trafik olsun 10 dakika trafik, 10 dakika geç git yani. Bir geldiler. Nesrin yüzü 5 karış. Benim arabayla geldiğimi nasıl anladı onu da bilmiyorum ama. Ben arabayla geldim, onlara götürmedim diye bana bir tripler. Arkamdan yol boyu takmazla ikisi bana bir gömmüşler. Ah ah. Ama sonra dönüşte de arabama kustu işte. Sinirden. O da intikamını öyle aldı işte ondan sonra. Ya Çağrı öyle deme ya. Yani sen sırf o yüzden fazla içtin benim arabamı kusmak için. Kustuğumu söylemeseydik tam. Tamam tamam, kusmadı kusmadı arkadaşlar. Kusmadım. Bak senin gibi yaptım. Ama arabaya kusmadım Çağrı, poşete kustu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam orta. O gecenin kahramanlarından birisi de Samet'ti işte. Aleyküm selam. Ortağım aleyküm selam. Senin doğduğun mübarek gece vardı ya. Kutlu doğum he. Kutlu doğum kaldı ya. He o gece işte. O geceyi anlatıyorduk da Nesrin benim arabamı pisledi ya. Senin arabanın içine sıçtığı gece. Ya Samet. Arabanın değerini 200-250 bin lira düşürdüğü gece var ya. Önemli değil Nesrin'ciğim, önemli değil. Bak o gece ben size herhangi bir... Ben... Akmaz hatırlıyorum ortam. Mecidiyeköy kavşakta bir dakika dedi, kapıyı açtı kustu aşağı. Ha evet hatırlıyorum kanka. Yola kustu amına koyayım bir anda. Ama benden yana herhangi bir negatif bir şey hissettiniz mi yani? Kendinizi tabii suçlu hissetmiştinizdir ama ben herhangi bir şey dedim mi yani, kusmayın. Yok ama bence... Hayır Çağrı Akmaz... ne diyeceksin sen? Yok yok. Gayet özür çağdaş kutluyor. Bir dakika dedi, açtı kapıyı kustu, kapattı kapıyı, devam etti abi dedi. Ben ama... de Samet'in elinden poşeti kaptım Samet, hatırlıyor musun? Poşet senin elindeydi ya. Ama şey güzel, Takmaz'ın açıklaması beni tatmin etti. Kustuktan sonra şey diyor. Normalde yani kustum ama diyor yani. Hıçkırık geldi de ondan kustum diyor. Yoksa içtiğinde hani çocuk şeyi kabul etmiyor yani. Alkol aldığı için kusmamış yani. Bütün yol onu anlattı bana mesela. Hani ya diyor normalde ben okeydim de diyor. Hıçkırıktan dolayı diyor bir kusma oldu diyor. Yoksa diyor alkolden değil yani falan diye onu iddia etti de. Neyse sıkıntı yok ya.
Çağrı sonra temizlettin mi arabayı? Temizletmedi, bana yarı fiyata veriyordu da ne oldu? Hani o gün gecesi arabayı satıyordu Çağrı. Vallahi veriyor ya. Dedi ki bugün al dedi, yarı fiyatına veriyor. Şok oldum lan dedi. Kanka direkt çıkarsan şu an biraz fiyat kırıp verecektim sana o gece arabayı. Al vallahi telerdi. Hoş geldin Samet ortağım dayım. Hoş bulduk dayıcım. Afiyet olsun. Bu arada diğer öz dayım da gelmiş benim buraya. Has, diğer has, değil abi, tek orta. Dayı. Tek dayı geldi. Tek dayı, gerçek dayı. Bir daha duymayayım Samet. Dayıcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, afiyet olsun. Ne yiyorsun? Döner yiyorum dayım. Döner mi yiyorsun? Afiyet olsun abi. Gece 1.17'de döneri nereden buldun lan, amına koydum. Lan gece 1.17'de dönerden başka ne bulacaksın amına koydum. Kokoreç döner nasıl ya? Döner, döner olmaz dayı. Oğlum iyi dönerci. Bak babacım, iyi dönercinin döneri erken saatte biter. Biter öğleden abi. Biter. Ne dördü ya? Bizim orada bir döner 11'de döneri bitiyordu amına koyayım. Sabah 11. Ay benzin. Kanka, onun inersinde bir dükkan var. Adam dükkanı açmıyor ya. Döner direkt bitmiş yani amına koyayım. Diyor ki bugün dükkanı açmayacağım diye. Döner yok, açmaya bitti. Açmaya gerek yok. Zaten bitecek kafası. Amına koyayım, hiç takmamış bile yani, bitti diye. Anlatabiliyor muyum? O kadar iyi döner. Oğlum Çağrı beni Ataşehir'de bir yere götürdü. Ananı sikeyim. Ne söylemeyeyim ismini, yok. Söylemeyeyim. Söyle ya. Samet dayı, öyle bir ciğer hayatında yememişsindir. Alp öyle dayım da sağ olsun. Sana. Dayı dedim ciğerciye bak, gidelim ben... mi? Ben dedi ciğer sevmem ya kanka dedi. Hiç sen dedi yersin dedi. 2,5 ben hayatımdan ciğeri bu kadar seven başka bir insan tanımadım ya. Yani Türkiye'nin ciğer ihtiyacının %25'ini bu orası çocuğu yiyor. Dayı, oğlum ben ciğer yemiyorum nefret ki. Nefret ederim de bu çocuk bir adam beni bir yere götürdü abi. Abi. İnanılmaz bir yer yani. Böyle bir lezzetli bir şey yemedim ben. Ama o normal bildiğiniz ciğer değil kanka. Edirne. Hava ciğeri. Edirne. Bildim, bildim doğru. Çok Edirne'nin güzel oluyor. Edirne'nin ciğeri de bir başkadır abi. Ya işte Türkiye'mizin her bölgesinde lezzet noktaları çok olduğu için ciğerin şimdi 8-9 farklı seç... O ne içiyorsun lan? Rakı mı içiyorsun? Piknik yapıyor. Abi, baklavayla sen çıkıyorsun. Sen amına koyayım, pikniğe mi geldin buraya? Kim o, ben mi? Yok. Hayır, ben. Ortam sen de bak, bak ekranımızda bak. Aramam büyük keyifçi ya. Ekranında bilinmeyen bir kara kutu var bak, gördün mü? He gördüm. Ne yiyorsun Karaman? Baklavayla süt. Acıktırdığınız zaman okuyayım yemek alıp. Baklavayla süt yemek ne yiyeceğim. Kanka ya? Baklavayla süt ne ya? Valla bu hayır. Tatlı ya. Kokoreç böyle kokoreç. Dengeliyor. Söyledim ya, acıktırdınız beni, hemen aşağıda vardı, söylemiştim zaten, onu yiyeceğim şimdi. Oğlum Alp dayımın evi de saray gibiydi ha Çağrı. Kanka dayı, değil mi, terası çok beğenmedik mi? Valla ben çok beğendim. Kanka senin evin terası var ya. Bak gerçekten rehabilitasyon noktası ya. Çık ama bakıyorum. Dayı ora bizim artık mekanımız olsun. Rumi harbiden şık var ya. Türkiye'de 5 kişiyi sevdi ama bakın 5'i de sizsiniz gibi düşün. Şey mi diyor yani, Rumi'ye ben Türkiye'de 5 kişiyi sevdirebildim amına koyayım arkadaşlarımla. Bu 5'li amına koyayım. Başka 5 Rumi... yok dayı. Dayım Rumi ama sanki bizi bu buluşmada sevdiği gibi. İlk buluştuğumuzda çok sevmemişti sanki. İlk buluşmada bu orospu çocukları nasıl arkadaşım dedi. Dedim ki arkadaşım ne var dedi. Dedi nasıl ya falan. Dedi. Şimdi de amına koyayım ne kadar iyi. Ne, çok çok sevdik. Çetin ustaya götürürseniz. Bu sefer evet. Adana yemeğe götürdük. Ya Yağmur'la çok iyi anlaştılar dayı. Çünkü yani ondan sonra da Samet'i çok diyor. Samet komik diyor. Peltek. Samet kanka doğum gününde sarhoş, sarhoş olamadı doğum gününde ya. Sizin balkonda sarhoş oldu ya mesela bir de. Ben ama o balkona onun için geldim kanka. Ben sarhoş olmaya geldim diye Çağrı'ya de dedim hatta. Ben hiçbir şey içemedim kanka. Sür amına koyma hatta da içek. Bir sürdüm dayı bana. Mert'i getir götür yaptırıyoruz dayı. Rock'ın live'dan dolayı. Ben de bir girdim kapıyı Mert açıyor dedim. Amına uşakla hemen başlamışsın Mert. Bizden önce gittiler. Evi bana, bana Allah belan versin Mert evi gezdirdi bana ya. Hadi lan. Ya yemin ediyorum ya. Aşağı katı öyle gezdim. Sonra neyse yukarı çıktık. Bir şey lazım. Tabii tanıttı bize. Bura dedi Rumi'nin yayın odası. Bura dedi Alp'in odası falan. Biz neden Karaman izliyoruz? Kitledi bizi, büyüledi. Evet o yorumu ben de gördüm kapatalım. Üç şunu ekrandan ortam ya. Allah Allah. Bilgisayarına virüs girecek amına koyayım ya. Güvenlik uyarısı verdi Windows amına koyayım ya. Ekran kartım fanları kesti ya. Öyle bir daha fazla şaka yapmayacağım bunun üstüne.
Rumi yengemizi sevdik bu arada ama alpten yerim. Valla Rumi bizi sevdi kanka. Evet ya. Harbiden. O da size bayıldı valla. Vallahi ben de çok sevdim yani. Mert hariç ona dedik keyif pezeven gibi. Hani benim böyle sevdiğim arkadaşlarım sevgililerine sultan derim. Bir sonraki diyeceğim insan Rumi yani. Vay baba. Bak Samet'in de sultanlık mertebesini herkesi koyan bir adam değildir yani. Vallahi direkt ikinci buluşmadan Rumi koyarım ben oraya. Eyvallah dayıcım. Öpüyorum gözünden. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Dayım iyi yolculuklar. Eyvallah dayım. Su gibi git su gibi gel. Lady Victoria 42. ayını kutlamış lan. Lady Victoria'cığım çok teşekkür ederim. 42 ay boru değil. Bir yağmurlu bir Harry Potter gecesinde gelmişti Lady Victoria. 9 izleniyordum. Dedi ki senden olur mu acaba dedi. Aboneliği bastı. O gün bugündür. Devam ki. Evet, ne diyecektim ben ya? Ha, abonelik hediyesi gelmişti, onu söyleyecektim. Çok teşekkürlerimi sunaraktan Betül 9 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Betül'cüğüm. Neydi Victoria? 3. senin en yakışıklı şeyin takipçin kanka. En yakışıklı mı? Kuramadım cümleyi. Neydi bu? Victoria 1. Samet 4 yıl önceden top ne işte. Kadar doğru bir Atay oynuyor düşünsene. Böyle bir şey bu arada hayatta aşırı zor amına koyayım. Oğlum. Asıl Atay, ben yıllardır beklediğim bir insan var burada. Kim? Bekliyorum ben. Çağrı'nın ilk izleyicisi. Kim? Patates. Kanka benim bak patates, ilk gençliğe başladım. Oha, bak bak. Ya gel bul bizi orospu çocuğu. Bak ben seni oğlum, arıyorum. Dur. Kanka bak. Ben de hatırlıyorum. Ben anlatayım mı olayı? Yani nereden hatırlıyorsun Yağmur sen patates? Sen patates kızartması yapmış senin annen gitsin lan ne patates kızartsın sana ya. Hayır patates hatırlıyorum daha 500 yıl. Nasıl? Ben de hatırlıyorum. Bir izleniyordum. Ortam sen nasıl tepkiler veriyorsun ya? Ben de hatırlıyorum. Ben benim konuşacağım. Nartam! Döner lezzetli mi geldi ki cümleni bitirdin amına koyayım yemeğe o an mı zevkini mi aldın ya? Damak nirvanasına mı ulaştın o esnada? Niye cümleni tamamlamıyorsun ya? Etli yerinden geldi tam. Arkadaşlar ilk yayınımı açtım. Bir ben varım. Bir de bir kişi var chatte. Patates diye bir kullanıcı. Girek girdi. Abi dedi muhabbetin ne kadar sarıyor ya dedi. 4 yıl önceden biliyor amına koyayım adam. Abi 4-5 sene önce hatta ne 4'sü? 2017 kanka. İlk yayını açtım. İlk tarih. Yayın ya. İlk yayın yani. İlk yayın ya geldi. Muhabbetin ne kadar sarıyor. Ben o patatesle LoL'den ekleştiğim. Discord'dan her yerden ekleştik amına koyayım. Her yere beraberiz. Abi oyuna girelim mi girelim. Yayın açacağım mı abi diyor. Niye dedim? İzleyeceğim abi diyor. Ulan manyak. Zaten no cam yayın yapıyorum o zaman. Kamera bile açmıyorum. Ne izliyorsun yani? Seninle giriyoruz işte. Birebirimi izle yani anladım. Oyun içi beraberiz. Daha ötesi var mı ya bunun? Neyse. Geldi abi. O çocukla biz 10 izleyiciye kadar gittik. 20, 15'lerde falan. Bir gitti. Hı-hı. 2019, 18'lerde bir falan. Bir yerde çocuk oldu. Allah'ım inşallah başlamış. Last offline 1200 gün önce değil mi? Öyle o muhabbet. Tabi aynen. Last scene amına koyayım 2,5 sene önce falan yazıyor yani öyle söyleyeyim sana. Sonra bir daha da... Eminem şarkısı gibi. Aynen sonra bir daha da karşılaşmadık. Belki nickini değiştirdi hala aramızda bilemiyorum yani. Keşke o çocuğu keşke... O zaman açıklama vakti geldi o çocuk benim. Olabilir bu arada Mami olabilir. Nickimi değiştim. O çok da şey bir çocuktu ortam. Hiç toksikliği yoktu. Hiç seveceğim bir çocuktu. Abi ben seni çok seviyorum. Benim de hiç öyle izleyicim pek olmamıştı. Ben hatırlıyor musun? Ben tahmin edeyim mi? Öyle biri var kafamda. Kim? Kavun ve PK olabilir mi? Ciddi. Evet doğru. Ortak hesap kullanıyorlardı o zaman. Olamaz. Bu Kavun PK ikilisi de olabilir evet. O ikisi. Ortam dönerine dön istiyorsan. Çok muhabbet ettin. Döner beklemeyi sevmez yani. Yiyorum zaten. Yediğine o kadar inanıyorum ki ben şu an senin çıkardığın seslerden dolayı. Beni çok ikna ederek yiyorsun o döneri. Hakkını vererek yiyorsun. Ayran da söyledin mi yanına nom nom nom? Kola. Net miyiz peki kolada? Afiyet bal şeker olsun sana. Kesin miyiz yani? Netiz. Dayanım bitiyor. Az kaldı ya. Kolayla döneri aynı anda bitir abi. önce döner mi kolam bitiyor? Babacım sende. Normalde o öyle değil. Bir sigara da içilir. Ayranla önce aynen öyle. Ayranla döner aynı anda bitirilir. Ama kolada döner tamamen bittikten sonra bir şartlık kola kalmak zorunda. Evet. Bu kesin yani.
Biz sigaralık. Abi dış kesinlikle dibinde bırakacaksın abi. O son gideri kolayla yapmak zorundasın hocam. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Onu bir söyleyeyim sana yani. Açıyorum videoyu o zaman. Ya kanka, play'e basmadan konuşsan amına koyayım, onun için bekliyorum. Konuşacaksanız konuşun. Play'e basınca bir soru sorma. Ben de alkollüyüm, ona göre akıl etmen lazım bunları. Aha. Sen alkollü müsün bugün? Sen alkollü müsün? Sen alkollü müsün? Niye şaşırdınız? Bomba çözüyor. Ya dur, bu adam amına koyayım kafasını yaşayamıyor. Her geldiğinde ya bomba çözdürüyoruz ya bir şey yapıyoruz bu adam. Irgat gibi çözüyor. Bir kere kanka rahat bırakmadınız ya. Doya doya içim amına koyayım. Adam amına koyayım içiyor, mesaiye geliyor buraya bomba çözmeye geliyor amına koyayım ya. Adamı bir salın artık ya, adam rahat rahat alkolün kafasını yaşasın ya. Adam bir tane sarı kablo arıyor amına koyayım ondan sonra. Kanka bir şey söyleyeceksen söyle, play'e basacağım çünkü. Play'e basalım, biraz izledikten sonra yine bir şey söyle. Tamam, bas. Vlog çekiyorum. Vlog çekiyorum. Vlog mu çekiyorsun? Ya oğlum F niye atıyorsun? Adam öldü mü amına koyayım? Sanki tövbe estağfurullah. Ölmüş mü amına koyayım? Yakında rakı yayını yapacağım. Samet, senin yanındaki kim? Arkadaşım. Sizin de arkadaşınız. Evet. Devam ediyorum. Niye soruyorsun o zaman Rus çocuğu? Kanka ilk etapta tanıyamadım da. Ya bu kızın da blokları bir hayır oluyor ya. Merhaba. Blok çekiyor da illa. Ya ne biliyor ya, kapat biliyor. Harbi blok çekmedi ya. Niye? Böyle blok mu? Beni mi çekiyorsun, onu mu çekiyorsun, kimi çekiyorsun? Kimi çekiyorum. Olmuyor, ben şikayetçi. Bak bir şey diyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Evet dedik. Ortağımın, yani ortağım alınmasın ama mekanın, mekan gondol havası vardı mekanda yani. Gondol müzikleriyle beraber ışıkla girdi ya, bir yarım saat tam onu okuyayım, gondola binmeden önceki heyecanlı hissiyat gibiydi ama sonrası alttayım, çok eğlendik. Alttayım. Ben mekana daha önce hiç gitmedim. Ben mekanı sadece Insta'dan bulup oğlum, öyle senin doğum günündeki mekanı niye sen seçiyorsun peki? Çünkü bu en büyük orospu çocukluğu bu, biliyor musun? Alttayım. Ben pastayı kendim aldım gittim mekana. Ne? Bir tane bak, bir tane ortamı ben ayarlayacağım diyen insan yok burada. Hasan konuşsana eşek sen. Kendi pastama kendi Hasan, yazımı kendim yazdırıp gittim ben. Sen burada niye Hasan? Sen bunlara niye yapmıyorsun Hasan? Niye abi? Bu mekan ayarlama, pastaya isim yazma. Bana nasıl kaldı? Ama Samet ortağım, ona neden öyle oldu biliyor musun? Bu senin solo doğum günün değildi ya. Sen burada Mert ve Nesli'nin doğum gününü sen ayarlıyormuşsun da bir yandan da kendi doğum gününü kutlatıyormuşsun gibi çağırdın bizi. Evet, benim için bir sıkıntı yok bu arada. Hayır arkadaşlar, Samet'e ben dedim ki kanka dedim bak mekan... Demedim galiba böyle şeyler ya. Bu mekanı ben bakayım mekan falan dedim mi sen? Ben şey demedim mi kanka? Ben bakayım mekan. Deli. Bunlara hayal etmiş olabilirsin ama bana iletmedin hiç. Bir dakika. Ben sana şey demedim mi kanka? Dur ben bir tane mekan var bende, oraya gidelim falan. Hiç mi demedim? Bunları hiç bana iletmedin ortam. Ben kendi içinde düşünmüşündür ama. Kanka ne biliyor musun? Siz bu konuyu çünkü 15-20 gün önceden hesaplamaya başladınız ya. Mekanı ayarlıyoruz falan filan diye. Bir tane mekan var sen. Sen dedin ya bunu. Bir tane mekan var dedin. E sen gece çok çıkan bir adam olduğun için ben sana bıraktım aslında bu konuyu. Tamam, o yüzden zaten ben ayarladım. Hani bir şey demiyorum ona. Arkadaşlar ama Allah çarpsın. En azından kanka pasta işini alabilirdiniz üstümden yani. Doğru söylüyorsun. Ben o gece pasta keseceğimiz... Ben buraya doğum günü olarak düşünerek gelmedim bu arada. Ben buraya hani... O gece pasta keseceğimiz düşünmedim diye bir yalan atma kanka. 3 kişinin doğum günü var. Pasta kesilir o gece. Ben bu tarz gecelerde pasta kesilmesi taraftarı değilim kanka. Çünkü doğum günü sahipleri biraz için pastaya tükürerek üflüyorlar mumlarını amına koyayım. O sonra sikim gibi pasta yenmiyor yani. Neslim balgam attı, üfleyeceğim, dilek tutacağım, dileğim kabul olsun diye balgamladı pastayı. Ben nasıl yiyeyim abi o pastayı o saatten sonra? Yemek yiyoruz ben ya. Ben hepsinden önce üfleyeyim diye hızlı üfledim. Valla ya tatlı yemek. Yemek yiyoruz. Bir kilo pastaya tükürüldü amına koyayım. Ondan sonra... Neslim benim midem bulandırmıyor.
Oradan bağışıklık kazanmış. Arkadaşlar donatı hatırlıyorsunuz ama bak açıklamamı yapayım. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum ben size. Şu Hasan ekrandan alayım böyle yapayım. Bu arada oh be. Çağrı'nın suçu değil ki. Çağrı oraya gelen 16 kişiden biri amına koyayım. Diğer 15 kişi de bunu düşünebilirdi yani. Yok kanka bu benim suçum. Çünkü Samet Ortağ benim doğum günümü geçen sene organize etmişti. Burada benim suçum nerede ama biliyor musun Samet Ortağ? Benim tek suçum sana gerçekten çok fazla değer vermek. O yüzden mi? Ben sana herhangi bir mekşanı uygun göremiyorum yani. Seni hak edecek. İşte bu orası çocuğu bu sporu yapıyor baba. Yapacak hiçbir şey yok. Ben gerçekten mekanlara baktım. Samet Ortağ'a layık değil. Samet Ortağ'a layık değil diye de o kadar layık layık kemiz koyuyorum. Gideceğim CHP'ye şimdi basacağım oyun mamuna koyacağım. Yerimde duramıyorum şimdi öyle söyleyeyim sana. Layık bir mekan aramaktan benim götüm sikildi yani öyle söyleyeyim sana. Sonra dedim yeni izledim bu ortağım. Ortağım dedim yani kendine uygun bir mekanı en azından söylesin. Ondan sonrası için ben dedim plan yaparım. Hani bir de ben orada misyonum hep şey gibi düşünüyorum. Yani hesap ödeyen kişi olarak. Evet ben de. Ben o gece aktivikler olmasaydı o gece hesabı zaten Alp dayıyla sana kilitleyecektim kanka. Zaten kilitlediniz oğlum. Zaten evet. İkimiz ödedik. Bak ne oldu amına koyayım? Zaten ikimiz ödedik. Nasıl geliyor? Kim ödemedi amına koyayım? Ben Ozanlara da sordum onlar da ödemiş. E siz en az birer ikişer kağıt ödemişsinizdir. Hesabı kim ödemedi amına koduklarım? Şaka çok iyiydi kardeşim. Tebrik ederim seni. Eyvallah Kemal'im. Eyvallah Kemal'im. Köşeli şakalar kanka bu arada. Spider-Man, Spider-Man şakaları değil kanka. Böyle ağırlamıyorum yani yayınlarda. Şaka yapıyorum. Bu şakayı ben avukatıma sordum yayın öncesi. Ben dedim böyle bir şaka sıçacağım. Bunun dedim bize nedir yani bunun günahı nedir diye sordum. Hiçbir şey dedi olmaz dedi yani. Ya siyasi şaka yapamıyorum diyorlar. Onunla mesela avukatla bir konuşuldu yani bunların hepsi. Nasıl siyasi yapamıyor? Şaka. Kanka, siyasi şakanın içinden geçiyorsun sen. Hükümete siyasi şaka yaptığımı gördün mü? Çok. Ben görmedim hiç bir kere bile. Ben pek yapmadım yani. Direkt hükümete yönelik bir şaka mı olmaz? Hepsine orada bir şeydir o arkadaş grubu gibi düşün onu. Onlar böyle 7-8 arkadaş birine şaka yaptın mı 7'sine de yapman gerekiyor onların. Tayyip taklidi yapıyorsun oğlum sürekli. Bütün partilere şaka hepsine de aynı eşit değerde şaka yaparsan o zaman bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani. Çünkü o vicdanen anladın mı o şakaların hepsine gitmesi lazım ki. Ya yayın dışı yapıyoruz abi adı üstünde şaka. En iyi şakan ekonomin çok iyi demekti abi. Anladım. Ben artık yazmayayım chat'e konu gittikçe sıçıyor. Kemal kardeşini gözlerinin önünde eledin şu anda bu piyasadan. Sildin amına koyayım. Mutlu musun? Mutlu musun? Kemal bana ya. Bir daha yarın yayın açtırmayacaklar şimdi. Sen mutlu oldun mu? He? Korkanın çocuğu olmaz Kemal. Ne olurdu yani şurada senin altında duruyorum ya. Ne olurdu yani bu kardeşin de buradan devam etseydi? Ah ah. Neyse ortağım. Harbiden ben burada... Bisiklet gidiyor bu. İçmiş amına koyayım. Bu hafta gide şu Kemal'e de bir orada içek ya orada. Gitmeyenin götünden siksinler mi? Anasının amını siksinler gitmeyenin. Orospu çocuğu mudur gitmeyen ya bu hafta? Samet ben çağırıyorum ignor atıyorum. Piş misin dayı ya? Nasıl ignor atıyorsun dayı? İki gün önce sizdeydik ya amına koyayım. Dedim yine gelin dedim. İkidir cevap yok amına koyayım. E tamam iki gündür ben anam babamı görmüyorum iki günde bir ya. Bu da doğru amına koyayım ben yani en son sizi doğru, gördüm. Doğru ne daha diyeceksin ki? Ben başka sizden sonra kimse de görmedim yani öyle söyleyeyim. Bak Kemal demiş ki evdeyim gelin amına koyayım demiş. O da tamam, hep arkadaş hafta, grubundaki şey gibi oluyor. Gelin bu kanka, hafta sonu hafta sonu gidelim cumartesi Kemal'le içelim. Kanka cumartesi gibi prime day'i amına koyayım Kemal'in hani yayın gününü nadir yayınlarından bir tanesini açıyorsa da cumartesi açtığı için. Cumartesini mi yaraya mı kaptıracağım o günü diyor. Bunun en sesinde görüyorsun değil mi Çağrı? Bunun başında da böyle bela çıktı. Şu
Kemal de Erik Dal ayaklanmalarını bastırıyor amına koyayım. Baktı Eray gidiyor hemen Kemal kafasına vurdu amına koyayım. Yayınlara başladı 3 gün. Kemal ben burada bir yeniçeri olarak bak. Çocuk amına koyayım 10K 15K'lar kadar dün mü gördüm ama 4K izleniyor Kemal yayında. 5K'ya düşmüş. Hiç ekmeğiyle. Eray'ı amına koyayım bir günde içinden geçerim Eray'ın. Sen bu ne demek abi durduk gibi. Tamam kafes dövüşü mü? Ben hayır cumartesi içelim babında dedim yani. He. Ben de amına koyayım yayın açıp Eray sizi yani içinden geçecek sanırım. Neyse. Kemal bize müsait gününü söylesin ortam o zaman. O günlerden bir günlerde. Pazar da olur. Cumartesi olur. Aynen pazar günü gideyim. Ya pazartesi ben olur ortam. Bize pazartesi de fark etmez. Bize gün fark etmez ya. Bir tek ya senin işte cuma günü. Gün fark etmiyorsa bana niye gelmiyorsun ya madem? Ya Ali dayı bu amına kodum yerine sen de gel Kemal'e birlikte gidelim o zaman. Yarrak ben senle oturalım Çağrı sen ben bir viski içelim diyorum. Diyor ki. Abi Kemal'i mi sikeceğiz o gün yani? Niye Kemal'e gidelim Kemal ne içecek hep beraber? Aman o gün Kemal'in evinde Arnavut kaldırım var. Ne yapacaksınız aman o gün? Piknik mi yapacaksınız orada? Deli eve Arnavut kaldırımı yaptırmış aman o gün ya. O da kafayı yedi. Bak Kemal ne demiş? Bu Sıvagi beni mi istemiyor demiş. Bak işte böyle anlaşılıyor hatta ya. Kemal'im. Onun demiş amına gel... koyarım demiş öyle bir şeyse. Sen gel de sana şöyle bir sofra sereyim, sarhoş edeyim, bir iki NFT kazıklayayım seni. Bu arada gerçekten... Gel iki tane Kulanex çatı. Hayır, harbiden Alptay'ın evi de çok güzel içmek için, çok müsait. Kemal oraya gelsin, orada da içek. Kanka o zaman ne yapalım biliyor musun? O gün bir turne ben planlayayım. Arabalarla amına koyayım. Herkesin arabasını şeyine havlu bağlayacağız. Tabii tabii. Havlu bağlayacağız. O gün benim evde başlayacak, tamam mı? Benim evde başlayacak. Kornalarla önce Alp'e gideceğiz. Korna basa basa tek şerit halinde sırayla. Kornalarla içe. Alp'e gideceğiz. İçe içe. Alp'in tamam. Balkonuna geleceğiz. Orada biraz içeceğiz. Sonra hiç konvoy bozulmadan oradan Kemal'e içe içe yine. Nasıl? Bana uyar. Tamam anlaştık o zaman bu şekilde plan. Festivale çevirelim. Evet Kemal gel seninle bir mekan kapatalım. Hem şarkı söyleyelim hem muhabbet edelim. İçelim. Adını da şey yapalım. Kalktım geldim. Bugün zorba bu piç ya. Bugün var ya zorba bu piç ya. İsim mi çok kötü? Beğenmedin mi ismi? Bok gibi mi? Öyle de denmez. Şey nasıl? Kalk gidelim. Onu ne? Onu nasıl yapsak ya? Gezmedi rakı. Rakılı yedi. Kanka sen ama... Başlık belirlemedin sen. İçeriği direkt... Rakılı right. Haydi gel içelim. Oo güzel. Aa haydi gel içelim. Onu haydi gel içelim. Her programın... Ya. Yağmur'un şakasını bir daha alalım müsaitse. Rakılı right dedim. Ne? Yapamadı. Yapamadı, heyecanlandı. Ah be Yağmur, şu şakayı yapsam var ya en az 500 izleyicini kazanacaktın ya. Ah be. Bir daha denelim, bir şans daha verelim. Rakılı oğlum haydi gel içelim Kemal de valla zeki oldu. Ya Samet dursana ya. Rakılı Ride. Valla espri yapmaya çalışıyor. Bitir de en rahatlasın. Ya Samet sen de içkin iç ya. Allah aşkına git arkana. Ya Muş'um bak esprinin zaten hiçbir değeri yoktu. En azından bir araya karışsın amına koyayım ya espri. Ramun da bu beğenmediği şakalara karşı tepkisi budur yani anladın mı? Nettir yani bu konuda. Kötü şakaya ya. Kötü şakaya tahammülü yok yani bu adamın. Bu adamın olduğu yerde kötü şaka istemez bu adam. Kötü şaka. Ama vallahi yok. Dedim. Siktir git. Şey. Ben geçiştirmeye çalışıyorum hala araya. Yapsın lan şu şakayı. Bir kafa sokuyor ya. Ya abi beni gaza getiriyor. Tamam yap hadi yap amına koyayım herkes. Yap amına koyayım. Ama şey gülün tamam mı? Eğlensin herkes ya yap. Yap amına koyayım diye. Yap amına koyayım. Ya sen ne kadar öküzsün ya. Tamam yap amına koyayım. Kaynar mı bir şaka ya? Yap hadi. Ortam sizi yaptı ya amına koyayım. Siktir hakarete bak şakadan bile saymadı. Ortam sen nasıl bir piç kurusun ya? Allah Allah. Hadi yap amına koyayım diye. Yıprattı. Ama ya. Öyleydi vallahi hiçbir değeri yoktu şakanın.
Mis gibi arada kaynayıp gidecekti. Ve kanka hiç... muhabbete de piş etti bir anlamda. Ne dedim an... Tamam pardon. Yok yağmışım, yağmışım sana demedik. Düşündüğüm için. Yağmurun da gönlünü hep böyle alırız yağmışım. Yağmışım sana demedik. Rakılı right dedin değil mi sen? Doğru anladım. Evet. Kemal bak ben merhabası ben Samer demedim. Ben onu yazdığım orospu çocuğu anladın mı? Bak ben onu yazdığım yayıncının moderatör orospu çocuğu bunu böyle bak bunu böyle ben çevirmiş. Dur dur dur. Ya anasını sikerim hala yayıncı değil. Allah aşkına özelden yazsana bana. Kanka lütfen dur bir dakika ya, dur. Altayı, bak bu gece banlanırız. Koyayım. Avrat gücüm avren gücüm bir tane yayıncı. Lan sus! Sus gerizekalı sus! Kardeşim iyi de benim bunu söylediğime inanan binlerce insan var bak. Bak ben bu adama böyle bir şey yazmadım. Bu adam moderatör kendi yorumlamış. İşte ben Samer demiş gitmiş orada bir de harf hatası yapmış. Ulan hani, ben Samer diye şaka yapıyordum. Bir daha yapmam Samer şakasını bitmiştir. Bak böyle bir şey sanki ben yazmışım gibi oldu anladın mı? Adam bunu böyle telaffuz ettiği için. Anasını sikeyim ben onu. Ya tamam kanka bir dakika ya. Samer tutulması yaşıyor şu an. Kankacığım bir dakika sakin ol ya. Modun adını vermedim. Ya daha kötü mü? Yayıncının adını verdin direkt amına koyayım. Bu daha tehlikeli. Ama ortam şimdi yayıncının hangi modu amına koyayım? Ne? Güçlü avrat ne deme ne alakalı var? Ciddi soruyorum. Avrat gücü. Vardı ya bir tane Tatar mı ne yayıncı? Ya sus abi ne yapıyorsun ya? Tatar mı yayıncı? Ya moruk her bir cümle bir önceki cümleyi özetiyor amına koyayım ya. Tatar yayını. Ben diyorum ki daha ne yapabilirim diyorum arkasına ırkçılık geliyor amına koyayım. Baba bir insanın milletini söylemek ırkçılık mı amına koyayım ya? Ya tamam değil kanka. Şimdi ben Türk'üm desem burada ırkçı mı oluyorum ben? Tamam kanka değil. Tamam değil Allah aşkına. Samer o şaka olarak kaldı kanka zaten artık Samer. E tamam ben de işte onu açıklıyorum kanka. O orospu çocuğu yüzünden şaka olarak kaldı. Tamam kanka. Ben öyle yazdığım için şaka olmadı yani. Bu Samet'i bana çok yanlış anlatmışlar. Her şey yavaş yavaş düzeliyor amına koyayım. Değil mi Altay'ı aslında? Aynen öyle amına koyayım. Ben seni birilerinin chatine gidip sarhoş olup böyle şeyler yazdın diye biliyordum. Ya Samer'in buradan çıktığını bilmiyordum da. Millet bu yalan yanlış bilgi yayıyor. Bundan sonra senin yani ne skit sik amına koyayım ben arkandayım. Sonuna kadar yanındayım senin. Asla. Yani seni bir daha tebrik ediyorum kanka. Kanka şu anda işte bekliyorum. Ben artık birazcık da salma modundayım şu anda. Bekliyorum hani program nereye gidecek diye bekliyorum. Bakalım kimlere küfür edecek, hangi markalara sövülecek mesela bundan sonra. Kaç tane sponsorluklar. Ya bana markalar şunu yazıyor ya. Biz sana gönderelim ama diyor. Çok diyor yayında bahsetmeyin. Ulan bir influencer'dan bahsedilsin ister marka anladın mı? Diyor ki yani biz sana diyor eksiğini falan karşılayız sana sponsoruz ama diyor yayında fazla bahsetme. Ulan amına koyayım ben yayındayım. Yayıncıyım ben ya. Benim onu yayında anlatmam lazım değil mi ya? Ya. Bahsetme ya diyor. Daha iyi diyor böyle diyor. Daha doğal falan yapıyorlar. Ama markalar da artık. Eğer ki marka içimize sinmezse o markanın anası sikilir bu kanal. Ben mi? Bir dakika ben mi E-Devlet'e girmem lazım. Çok acil. Oraya bir güncelleyeyim oradan amına koyayım. Bir dava mava. Dava mava geldim amına koyayım. Allah Allah. Doğru söylüyor ama. Kanka. Sakinleştik mi? Sen kaç promisin? Bir üfle bakayım Samet. Çok değilim ben bugün. Üfle bir üfle. Bir de döner yedi emmiştir dayı onu. Oy, oy geldi mi herkese? Geldi. Atom mu yedin? Yok. Atom mu yedin bir de? Atom yemedim ben acı yemiyorum ortam. He, ama masada atom geldi galiba gelmiş yani. Masada atom vardı. Ha vardı. Ha, bende de böyle şey var yani kulak. Dayı o Ercan dede bana zorla masada atom yedirdi bu çok güzel dedi yedim. Bir de büyük kaşık aldım dayı. Götüm sikildi ya. Çok acıydı o 25 dakikam gitti amına koyayım midem ağrısından. Ercan dedem şov yaptı ya o gece. Şovundaydı yani. Ercan dedemi de o gece çok uğraştırdık. Motorcu rockçılar gibi amına koyayım gitti bira içti mekanda amına koyayım. Arjantin bardaktan bira içti yani.
Adam ertesi gün sabah 7'de işe gidiyordu. Yine o gece geldi. Yine helal olsun. Ama diğer öz dayım gelmedi. Ona da Allah yazıklar olsun. Biraz geç beni gece 9'da çağırıyorsun. Amına kudum Samir. Ama dayıcım bak ben sana diyorum ki 16 kişi gidiyoruz mesela, değil mi, bu amına kodum mekanına. Yani bir Allah'ın kulu da desin ki ya ben de çağırayım ya insanları, ben organize edeyim desin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben senin sen konuşma. Sakın konuşma. Sakın konuşma, senin de doğru. Sen beni, Nesrin beni arıyor, ben akşam mojito içeceğim, Samet mekanı ayarla diyor. Salak abi, ben sana. Bak isteğe bak ya ortam, Allah'ını seversen isteğe bak ya. Nesrin he. Sen nesin? Mojito içeceksin. Bu çocuğun da doğum günü ya. O da mojito içmek istiyordu belki. Hayır öyle demedim. Çağrı, meyhaneye gideceğiz de dedim ki meyhanede mojito var mı, haberin var mı diye sordum. Bana mojitolu mekan arattı ya bu kız. Var mıymış, içebildi mi? Yokmuş. Mojito içmedi ki. Ya. Bir ara bir baktım Nesrin'in tekile şatçı kız geldi. Ama kız zaten tekile şatçı kız kadar ömrümde çingenesini görmedim. Yapıştı masaya amına koydum. Tekileye gitmiyor. Kanka kızda bir şey yok ki. Kankacığım kızda bir şey yok ki. Kız ne yapsın? Ben kafamı sola çeviriyorum. Kız giderken görüyorum. Sağa sola ve kız bir daha gelmiş. Bir bakıyorum Nesrin yine şat atıyor. Yine şat atıyor. Bak kız zaten virüs gibi. Bak baktı ki bunlar içiyor. Dayıyor da dayıyor ya. Bunlar da hiçbir şey yok demiyor baba. Kankacığım. Bir tane şat attım bak, bir tane. Kadın dedi ki neyle ödeyeceksiniz, dedim ne olur hiçbir şey fark etmez, post getirin. Bir geldi 1000 dedi. Dedim nasıl lan bir tane şat 1000 mi? Bir baktım amına koyayım ne. Sen bir de Altay'ı. Altay'ı. Bir tane var dayı. Altay'ı sen bir de artı tekile 1000 mi ödedin? Evet. Abi. Neyse, niye taktın? Çat. Bak o gece Zeynep 750 tekile ödedi. Ben artı 750 tekile ödedim. Bir de sen 1000 tekile. Yani sadece. Ve tekilelerin hepsini de Nesrin içti amına koyayım. Abi ciddi misiniz? Ben sadece 750 ödedim. Sen de ödedin bir de. Bir de sen mi ödedin? Amına koydum ki 4-5 milyar sadece tekileye para vermişsiniz Nesrin o gece. Ortam çok sinirlendiği için eski Türk lirasına döndü. Milyara döndü. Çok sinirlendi. Milyar sistemi dönebilir yakında. Sıfırları geri yazdı oraya eski. Şu anda sinirlendiği için o TL'ye hesaplama yapamıyor. Sinirliyken kafası geri gidiyor. Milyara döndü. Kanka Allah aşkına biz fix menü rakıya bu kadar para vermedik ya. Kankacım senin bak belanı şimdi sikerim burada bak. Fix menü rakı diye bizi götürdün oraya. Adamla ben hesap konuşurken dedim ki buraya fix menü değil mi? Hesaptan yani kaç? Ekstralar var tabii ki. Dedi ki. Ulan fix menü de. Nesrin bıraktı. Adam beni orada bir bozdu kanka beni içeceğim. Orada. Ne dedi bana adam biliyor musun? Arkadaşların dedi camış gibi içmeselerdi o zaman dedi. Doğru demiş amına koyayım. Herkes fix menü içmedi kanka. Bira içti. Ercan sabah akşam bira içti amına koyayım. Ercan da yemin ediyorum 2,5 dedik Coca-Cola'dan bira içti amına koyayım. Böyle litreyle. Hiç içti. Ercan en az 500 liralık bira içmiştir orada o gece. Dedi ki bunlar dedi görmedin mi dedi sen kaç tane rakı dedi daha gitti dedi oraya dedi. Neyse abi dedim ya polemiğe gerek yok neyse dedim artık çekelim yani buradan. Sen fix menü olarak götürdün oraya. Ama yine de fiyat performans olarak güzel mekandı. Yani ne ödedik sanki 10-15 bin lira para ödedik 20 ya, kişiydik ama. Tamam normal canım o kadar kişi bir şey değil harbiden de yani. Ama şöyle bir şey var. Yani o paralara daha doğrusu daha güzel bir nokta gidilebilirmiş. Acaba yattı olsaydı ne kadar olurdu ya? 30-40 olurdu o da. Vallahi o şeye daha güzel bir şey ayarlanırdı. Ben senin seneki doğum günü sen bir bekle bakalım ya. Sana bir sürprizim olacak. Sen dur Samet. Çağrı'nın doğum günü bak, var. Orospu, önce bununki orospu çocuğu beklentiyi yükseltiyor ki. Bunu... Sen sana şöyle söylüyorum. Bir dahaki sene için bak sana şöyle söylüyorum. Nesrin'cim hiç alınmasın. Nesrin'inkinin de burada aşağıda bir tane ona peki üfletiriz. Peki pasta. Peki pasta üfletiriz. Popkek falan üfletiriz. O değil. Samet kardeşime ben seneye. Hadi bir görün ya. 4 tane iyi gör kiralamazsam da orospu çocuğuyum. Geçen Samet ne soruyor biliyor musun arkadaşlar? Sorsana ortam. Dedim ki bak bu soruyu bana şu an cevaplamayacağım. Bana dedim bu soruyu yayında sor. Sorsana ortam. Yok tamam. Niye? Yayında sordum amına koyayım ben merak ettim. Hayır orada çok güzel şaka yapacaktım şu an hatırlamıyorum ama. Çünkü bana o gün dedin ki ortam hani bana kaç ay önce dedim bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir anda bilinçaltıma geldi o soru amına koyayım. Biz dedin İgör kiralayacağız kanka dedin. Ben de dedim ki ya bu İgör'ü günlük kiralayamıyoruz mu dedim.
Ne? Yok, realde ama. Yanına çağıracak, realde. Gerçek. Ya dedim ki ortam, sen iyi gör peşinde sen. Kons oluyor ama. Sen escort kiralamak istiyorsun, sen benim anladım. Senin derdin iyi görün olması değil, yani gamer bir kız istemiyorsun sen, benim buradan anladım. Hayır, ben belki real games istiyorum kanka. Ya kankacığım, sen aşk oyunu mu oynamak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun sen? Bana diyor ki bu iyi görleri diyor. Benim sesim gitti bak arkadaşlar, ben burada. Ben burada yıprandım, yaşlandım ya artık ya. Gözlerimden akıyor, damla damla akıyor ya. Ne yapmayın artık ya bunu. Bir de oynarız diyor. Bir duygulandım ben böyle bir soru karşısında zaten o esnada. Eğer ben kardeşime İki tane eskortun lafını yapıyorsam benim var halime, ben nasıl bir piç kurusuyum? Ya bu yayın nereye? Bu yayın tekrarını beklemeyin hocam. Ben bu yayın tekrarını silerim gibi duruyor. Bu yayın... Eskort değil. Ben iyi görülü günlük kiralayabiliyoruz. Onu sen merak ettim. Sen eskort da değil. Sen sıkılmışsın. Sen iyi gözükmeksin. Kim ya? Tamam, video bir de düzeltir misin? Hayır, çünkü sen, o akşam hayır, senin canın sıkılmış artık eskortlardan. Hayır, YouTube'da bir ton böyle kurgu videolar falan izledik. Kız tavlama bilmem ne. Onları mı tavlayacaksın? Hayır, izledik ya, ben de şey diyecektim, hani iyi görülü kiralayıp kanka bunlarla video çekebiliyoruz mu falan, o tarz bir şey sormak istedim. Orospu çocuğuna bak. Ya ekmeğinin peşinde. Mesela bak, iyi gör kiraladım, oraya tık atacaksın değil mi? İyi gör. Şey diyecek kıza, ara en güzel çiçeğe gidermiş. Bu pezenekte de bir tane liste var, ölmeden önce sikilmesi gerekenler diye. Yok artık. Sana... Öyle bir liste yok dayım ya, manyak mısın ya? Yani nasıl olsa yayınlamayacağım ya bu yayını. Yayınlamayacaksan söyleme. Öyle bir liste olsaydı o listenin hepsini Charlie sikmiş olurdu zaten. Ya oğlum salak salak konuşma lan! Yayınlamayacağım dedin ya ortam, o yüzden rahat. Ya orası biliyorsun, yayınlamayacağım da şu an yayındayız. Oğlum şu an gören 13 bin. Bundan 100 bin kişi görmeyecek ki en fazla. Piç kursu ya. O zaman ben bir dahaki yayına başladım. Katman net gerçekleri diye böyle bir... Allah'ım bak. Ne oluyor? Allah sikilir, yap böyle bir şey. Hayda. Hayda. İnsanlar zannediyor katman net neden bitti amına koyayım. Yapma, kendini niye yakıyorsun orospu çocuğu? Yok yok, şaka yapıyorum, harbiden şaka yapıyorum. O dönemlerde katman nesi üzerinden Samet'e çok şaka yapmıştık. Evet. Ortağımda iş ahlakını... Hiç alakam yoktu hiç, bak Allah bak, çarpsın. Harbiden bu şakayı şimdi gerçek zannede gülünle yaptım. Ortağımın iş ahlakı çok üst noktada. Evet. Bak şaka değil, Allah çarpsın. Vallahi şaka değil lan. Bir de alakam yoktu yani. Vallahi şaka değil yani. Ama katılımcılarla sonrakindeki yarışmacıların arasında yaşananları... ...den bizler sorumlu, müessesemiz sorumlu değil yani o işlerden. Onu söyleyebilirim onları sadece. Onları biliyorum, onlarda neler sus, neler sus kanka, var. Allah aşkına sus. Sus amına koyayım ya, bu kadar sus ya. Neler neler var orada. Allah Allah. Bülbül gibi ötüyor. Ya ben bu yayını chill yayın niye açmamış mıydım ya? Bu yayın nasıl bir yıpratıcı bir hale geldi ya. Ama... İnsanlardan çok komik oluyor. Sen ne zaman Şil yayındasın, Samet sarhoş geliyor. Evet, bu orospu Şil yayınımda içiyor bir daha amına koyayım her seferinde. Gerçekleri de saklayamayız insanlardan. Kanka ama sen de tehlikeli yerlere giriyorsun. Yani. Ama dayıcım kusura bak, Insta'dan ekle kim kimi sikti herkes bilmek istiyor amına. Ya salak mısın sen? Noel'e mi laf gömdün, sana mı lan, kime? Noel dayı gömdü sana mı? Noel dayı bana döktürtme burada amına koyun kimden. Ya kardeşim sus, Allah aşkına sus be. Allah Allah. Tamam konu videoya geçiyorum, videoya tamam tamam. Ara, ötüyorlar. Videoya geçiyorum. Boğuluyor. Boğuluyor. Tam fena şu an ya, fena. Saplama aç. Sesin kesiliyor sesin. Abi geç, ilerletelim artık videoyu. Videoya geçiyorum artık.
Hasan dövesim geldi ya, yemin Hasan'a ederim. Var ya, tüküreceğim şu suratına, tüküreceğim şu Hasan'ın ya. Amına koydum, bir de kimlik ya gösterip girmiş mekana. Bir de diyor saçım nasıl olmuş dayıcım, bir bak sana diyor. Yapmış sen laf attın. Eşik tıraş olmuş, nasıl olmuş amına. Sen laf attın. Bir de bu tıraş için amına koydum, Kadıköy'e Madıköy'e gitmiş. Allah dayım, tas tıraşı değil mi bu tam olarak? Bu tas tıraşı, ciddi tas tıraşı bu arada. Harbiden bu tas tıraşı. Sen beni yapmış olsan böyle mi yapacaktın? Böyle yapacaktım. Şu kaşlara bak, yemin ediyorum şu kaşlara var ya bak. İki tane somun ekmek atacaksın. Bence bu model sana yakışır Samet. Ben zaten böyle kestiriyorum. Başlatıyorum. Videoyu başlatıyorum. Başlat. Hasan'ın kaşlarından şöyle ses gelme. Bu duramıyor amına koyayım ya. Duramıyor, tamam mı? Kanka yayın silinecek ya, saldı artık ya. Bak oğlum, yayın silinecek, herkes rahat rahat takılsın ya. Kankacım yayın silinecek, herkes rahat rahat takılmasın lütfen. Lütfen rahat rahat takılmasın. Şu an canlı yayındayız ya kanka, o sebepten ötürü. Kaydı yok, kaydı yok, kuydu yok ya. Hasan. Abi öyle bir şey değil, canlı yayın sonuçta, kayıt oluyor Twitch'e yine her türlü. Kim nasıl ispatlayabilir ki bu yayının yaşandığını? Doğru diyor adam. İki duble içince ben amına koyayım. Yani rüya mı gördük yani 10-15 bin kişiyle? Öyle mi Zeynep? Öyle. Arkadaşlar bize glutensiz rakı verdiler. Demleme. Niye bize glutensiz rakı geldi? Mekan beyler beyli anlaşmalıymış. Bununla anlaşmalıymış. Beyler beyi şeyde, göbek de pahalı olduğu için glutensiz dayanmışlar bize. Sektör bu kadar hakim yani. Ortam açılmışken Twitch aboneleri anlatacağı hikayeyi de anlatsın. Allah aşkına susun. Susun onu abi. Çok özel bir yere saklıyorum. Anlatacağım ama vallahi billahi anlatacağım yani. Abi. Sponsorluk almadık Kemal'im ya. Sponsorluk almadık. Yaşı tutuyormuş bunu. Almışlar bunu. Kimliğini göstermiş girişte ya. Sen bu çocuğa böyle hareketler ya bence fazla yapma Yağmur artık. Hasan da atmam çek. Allah. Ya. Aranızda iki adım mesafe bulunsun. Bak bu çocuğun en tehlikeli dönemleri diyorum sana. Beli amına koyayım. Beli amına koyayım ya. Aldı boşa. Bu da aldı. Saret de aldı. Abi, bu benden bakışa bak. Bu benden boşa. Daha boşa aldı. Bak bu benden daha boşa aldı. Vallahi diyorum ya. Bu çocuklara bu şakaları... Kurduğun cümleleri... Boşaldı de abi, boşaldı. Boşaldı demedim, boşaldı demedim. Boşa aldı. Ya kim boşaldı kardeşim? Ne yalan yanlış bilgiler söylüyorsun amına koyun yayında ya. Bu çocuklara bu şakaların yolunu açma ortam. Bunlar da... Bebe. Ya açmıyorum kanka, açmıyorum. Sadece benimkisi bir uyarı amına koyun ya. İyi niyetli. Giriyor size sıra. İyi niyetli uyarı ya. Şimdi ben keyfe keder gösterdim. Evet. Bak çocuğun aklı gitmiş amına koyayım. Keyfe keder ne demek lan dayı? Masanın ucu gözüküyor. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi amına koyayım. Araya müzik vermiş. Harbiden. Burada Batuhan bir şey anlatıyor da. Selamünaleyküm, ne haber? Ama yani özelimiz olmasın. Biraz dedikodu yapmayalım. Oturuşa karizmaya bakar mısın ya? Batuhan'daki mi? Ortam burada ne diyorsun? Hatırlamıyorum, bir şey konuşuyorduk o ara. Arkadaşımızla. Arkadaşımızla. Ya çağır piçi, Allah Allah. Devam et. Sordun be kanka. Devam et dayı. Bunlar bu blokta öpüşmüşler Yağmur. Sen bunu niye kesmiyorsun? Yok, yanandım öpüyorlar. Şimdi bir de bizim dansı izleyin çağrıyla ya bu. Takman zayıf kalıyor dansın. Dansın. Topuyordum dansını. Hep bu tarafı mı çektin bak, Yağmur? Sol tarafı yok çünkü. Bir oraya şey gitseydin keşke. Takmaz vergi dairesinde mi çalışıyor? Takmaz mı? Diş doktoru. Bak
Aslında bu da Coin Day'e benziyor. Aa, dede. Ter basmış. Encan abi bir şey değil mi? Kolpaçino'daki yaşlı adam vardı ya, terleyen. Sabri abi. Bak bak. Sigara yanmıyor ananı sikeyim. Ortam peki abi, bu ne samimiyet? Biraz samimiyeti. Biraz onu dansözde göreceğiz samimiyeti. Mekanlardaki şu samimiyetsiz Happy Birthday to you şarkısı. Kaç tane posta benim doğumumda sakın yaptırmayın böyle şeyler. Sakın oradaki adam Happy Birthday şarkısını YouTube'dan girmesin amına koyayım ya. Ben senden isterim o şarkıyı çok. Arkadaşlar yanlış anlamayın, bize söylemiyor. Mekanda herkes doğum günü kutlamaya gelmiş. Herkes! Her masa bu pasta yaktı. Allah belamı versin bak, mekan komple full doğum günü. Hoş geldiniz diyoruz. Şarkı yap. Arkadaş şarkı. Tükürdü biri. Bartı pastaya tükürdüler kanka. Mert bıraktı ya Covid'i oraya. Bana hangi orospu çocuğu bu dansı Asena dedi. Ben orada... Ben. Dedi Asena dedi, Asena geldi dedi. Ben hemen hızlı zon attım, hemen Asena geldi dedi. Ya pure dikkat izlemiyorum ya, ama niye neden öyle diyorsunuz ya? Videoyu izliyoruz işte. Şuraya mı bakayım ben video izlerken? Bayağı dikkatli izliyorsun. Lan yok oğlum, ben dans geçmişimde olduğu için o göbek atımlarına falan bakıyorum. Sen mekanda da bayağı dikkatli izliyordun. Siz var ya bugün birbirinizi amına koyayım, Allah Allah. Pişler bir basıp frene dayı amına koyayım. Öyle ama yok, yayın silinecek yayın. Ha abi yayın canım, silinecek. Sikelim götünü, yayın silinecek. Sağ ol. Hay videodan geliyormuş. Ben bak kızı burada göndermiyorum, Çağrı gelecek diye. Bak bak dans seni çağırıyor. Bak hiç bak hiç dansözle alakan var mı orada? Bak yok, kardeşim. Yok, bak mı dans ediyor direkt? Orada şey diyor arkadakileri. Ama kulağın da orada. Beni çağırır mı acaba? Kulağım da orada, ne demek amına koyayım ya? Dansözle yani. Dansözle hiç alakam var mı? Yok. Kendi halinde bir bireyim orada ya. Yok evet. Hemen evet, ortama bak, hemen ortama giriyorum. Sen daha iyi mi kıvırıyorsun lan dayı? Ben sanki bir tık daha iyiyim dansözden. Ayıp olmasın diye orada bildiğim teknikleri kullanmıyorum bir de. Hani bir de onları da kullansam dansözün ekmeğini alırım elinden diye de. Çok da şey yapmıyorum. Hani o gördün mü? Tık tık tıkı gördün mü kalça? Keskin. Ha başladı paralar. Bak 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 bak, hiç elime değdin mi? Hayır. Elimde, var. Eline bak. Ulan bu amına. Sen bana şey dedin, hatırlıyor musun dayı, buradan sonra bu eli bir daha hiç çıkamayacağım Alp dedin lan. Bunu yaptıktan sonra. Bu şakaydı. Ulan ben orada 100 liramı ne taktım? 100 liramı 200 liramı taktım. Parmağımı şu ittirdim mi? Dokunmadım bile. Ercan amına koyayım 20'lik bozduğumuz var, 20'li böyle avuçlu yavuşla taktı amına. Ona dayı neyse dedim, anlatmıyorum. Ercan dedem amına koyayım 20'li taktı, bir de kızın kalçasına falan vuruyor. Bütün nakiti dansöze harcadı orospu çocuğu, sonra çiçekçi teyze geldi, ortağım 100 lira var mı diye benden para aldı. Ay dur, o da var ya, o kazıkladı o kadın ya bizi çiçekçi resmen. Çiçekçi bizi sikti bu arada. Beni sikemedi kadın. O efsane kazıkladı bizi harbiden. Come on.
bak. Rapçi bu adam. Ha karı. Aa! Ne? Ne? Uy, bak bak geliyor. Lan ben bu şarkılar Rocket League oynarken dinliyor. Ya ama ben DJ'den... Ben burada artık atmadı. Birazcık sergilemeye başlıyorum dans figürlerimi. Dayanamıyorum biraz yani. Sakat dans yapıyorum en sevdiğim dans. O kadar kötü oynuyorlar ki kanka. Yağmur'un falan oynamayı gördükten sonra ben dayanamadım artık. Alaka ya. Ama yani Yağmur. Bak dansa bak. Ama tabii. Geçtin gördün mü de orayı? Bir gir al. Al bir gelin. Şimdi dur ileride var ileride bak bekle bizim dansımız. Ha. Bak nasıl saçıyor paraları. O 50 lira verdik o güllere. Ya buraları niye çektin Yağmur? Para kalmamış bak dansözden para kalmadı cebinde. Lan bende de nakit yok. Mert de 20 lira verdi ya amına koyayım dansözü takayım diye terbiyesiz öküz ya. Eski bir 20 lira verdi Çağrı. Ortağımla durur mu? 2 sepet de aldı. Ortağım 2 sepet almadım. Ben orada Batuhan menetesine orada düşen gülleri toplattım. Tekrar sepet yaptırdım. Onu bir daha attım. Batuhan'a dedim biraz işe yarar amına koydum dedim. Onu tekrar attıklarımızı topladı. Bu gerçekten orada dedin ya bu amına koydum Batuhan'ı bizden daha çok eğlendi. Ben de kudurdum sonra. Kanka bütün amına. Gece ben huzursuzdum ya. Yanımda kulluğa nasıl o kadar eğleniyor kulluğa amına. Onun o kadar eğlenmesi beni çok rahatsız etti ya o kadar eğlenmesi. La videonun her yerinde oynuyor bak hiç durmuyor kanka. Kanka ya. Bütün eğlencemi o oynadı yani. Bütün eğlencemi o kendine eğlendi yani. Batuhan Menete'ye tuvalete gittik. Bir tane gay arkadaş vardı. O geldi diyor ki bu şimdi diyor kadına mı girecek erkek tuvaletine mi? Ciddi bir soru dayı bilmediği için. Böyle bir soru olabilir mi amına koyayım? Şu kitlendim dayı. Buz kestim bir saat amına koyayım. Hangine giriyor bu arada? Aha bizim dans başladı. Bu hareket de benim en... Mimi nasıl gülüyor var ya. En bizim hareketlerimiz. Biz bu gece en iyi dans eden ikiliydik ya büyük ihtimalle. Oha. Bana vuruyor zannettim orada amına koyayım ne bileyim. Bu Harun abi değil mi? Evet. Yuh bir dansözün başarı hikayesini izliyoruz. Ben para alıyorum oradan. Şirket falan açtı bundan yer sonra. Bakıyorum TEDx orada. TEDx konuşması yapacak bu dansöz. Sarıldık hiçbir şey yok. Bak o parayı attı içeri mesela gitti o para. İçeriden böyle nereye gitti o? Kanka bilmiyorum. Hala arıyorlar o parayı. Gitti. Gitti o para içeriden gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Ya ne oldu biliyor musun? Diğer dansözdeki o takıyor galiba dedi. O bu dansöz benim yanıma kadar geldi. Bu arka müzik ne ya Yağmur? Sen ne yaptın? Telif yemiş ya şarkı. Bunu koyabildik. Ben neler yapıyor dansa bak. Ne var abi aç ya. Tam yerinde geçti biliyor musun? Tam o sahneyi o sahneyi geçti ya. Vallahi bir şey yok. Yapmıştı sahneyi geçti. O şarkı çalıyor. Ya vallahi çok kilolu çekmişti geri aldı, oraya geçtim ya. Sen de ne biçim açıdan çekmişsin Yağmur ya? Tam karşıdan çekiyorum Çağrı. Burası çok iyi. Harbi çok kilolu göstermiş ha kamera. Şarkı bitti orada mesela anladım. Yeni şarkı icra gümüş gerdanından diyor. Nesrin bir ara bana ne dedi biliyor musunuz mu orada?
Nesrin bir ara bana dedi ki, Çağrı hiçbir şey göremiyorum. Ben dedi ki, rakı mı içtirdiniz? Ben dedi ki, kör oğlum falan yaptı. Dedim, Nesrin sen ciddi misin? Göremiyorum ki diyor. Burayı anlayamadım. Bu ne dedim? Bu ne? Alp'e bak sıkıntıya girmiş. Kafayı çevirmiyor ya. Yemin etmiş. Yok, kafayı çevirsem kafam kopacak. Bak, kafa çevrildiği anda kafan kopuyor, anladın mı? Orada Alp kafayı bir kere çeviriyordu. Rumi şöyle yaptı. Elinde onun Rumi'nin deste vardı. 51 destesi var. Rumi'de de öyle desteleri... Rumi'nin de bir özelliği var. Uzak Doğu'da öğrenmiş galiba. O da desteleri şey silah gibi kullanabiliyor böyle. Çat dedi, bir tane deste çekti. As'ı... Aa, bir baktım. As kartını çekti. As kartı da ölüm kartıdır. Şöyle bir attı, gözlüğüyle gözünün arasına sıkıştırdı, gözünü kapattı, tek gözünü kapattı Alp'in. O videoda yok. O videoda yok, oraya bakma diye. Tak 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 yaptı, buraya çocuğun ördü buraya amına koyayım böyle. Yapacak. Bir dönse amına koyayım gırtlağına sokuyordu şeyi, kartı. Ulan iyi ki orada dönmedin ha. Dayı zaten burada dünyanın en yalan dansı var. Burada yalandan dans etmek zorundayım da ortam bozulur yoksa. Çok ince bir çizgi yani burası hayatta. Bak şimdi saç geldi. Rumi hafiften gülümsüyor ama hani birazdan ananı sikerim bak, bir adım daha olursa gibisinden. Yani gülümsüyor. Gülüyormuş tavrıyla uzaklaşıyorum yine kafam kopmasın diye. Hayat mücadelesi vermiş ya. Mert'in verdiği eski 20 lirayı taktık orada da amına. Bak bak, ah be, asıl yeri almamışsın. Mememi sıktı, bak bak. Memeleri... Allah Allah. Orada Alp dayımı sağdılar bir... Dayı... Orada seni sen, sen orada... Emzirdim orada. Ulan 2 litre süt akıttın orada sen, onu fark etmiyorsun. Hoşuna da gitmiş Amazon, gel dayı bak. Ya tövbe estağfurullah, Samer dayı kafamızı mı kestireceksin amına koyayım ya? Yüzün de gülüyor. Nesrin hala bir önceki şarkı söylüyor. Üzüş bir gardanımla. Hala bak ağzım. Kavuna bu hareketleri yapmanın cezasını ağır ödedi ama bu dans. Kavuna ne yaptın oğlum? Kavuna başını yolmuş kavunun. Tutmuş. Kavuna direkt tutmuş değil mi dayı? Yani. O boyun kilidi almış kavuna. Kavuna bu hareketin bedelini ödetti kavuna, öyle söyleyeyim sana. BDSM denemiş ya kavunda. Ne denemiş ortam? BDSM. BDSM ne? Bağlıyorlar filan, zincirliyorlar, kırbaçlıyorlar filan. Filan diyor. Orası diyorsun yanlışlıkla bir kere tıklamış, oradan biliyor. Elinde böyle, bu ne lan, bir de buna bakayım deyip girmiş, anladın mı? Baksana mortan valla, kavunun saçını başını yoluyor kız. Kavun da işte bu hareketten sonra yeni şarkısı yakında geliyor. Neco Castor'la yeni şarkısı gelecek bu şeyde, bu olaydan sonra. Yeni şarkısı geliyor şimdi. Onu sen mi izle? İyi asıldı ha dayı. Hani Yağmur bize bir ton ilk... Bu böyle vlog mu olur Yağmur? Vlog yani... Kimseyi göremedik harbiden. Çağrı'yla çıldırdığımız robot dansı yok. Özel dans sekansımız yok. Oho... Hani bu benim... Yağmur bize o kadar şey çektirdin, bu benim ilk içkim. He nerede onlar? Son içkiniz mi kaldı kanka? Herkesin son içkisi mi kaldı? Tam son içkisi çekemedik de... 5 kişi falan sağlam kaldı zaten. Ondan sonra da çekmek istemedim yani öyle herkese. Tamam mı hani şey... isimleri verilsin Çağrı bu arada. İlk iki koysaydım bari. Hayır, onları bu arada koyacağım. İlk içkim, son içkimi koyacağım. Ama sen daha o toplantıdan daha içerik çıkartmayı planlıyorsun yani. Daha o videoları, evet öyle bir şey yapacağım. Videolar mı? Kaç video geliyor? Bir tane daha işte, ilk içkim, son içkim videosu gelecek. O güzel. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Cibo. Hoş buldum ortağım. Cibrahim hoş geldin ya.
Oo kardeşim buradasın. Kardeşim. Bak amına koyayım Cibo. Buradasın. Doğru düzgün mekana davet edin. Gittiğimiz mekanlara bak Cibo. Nereye gittiniz ya? Dansöz saçımızı başımızı yolluyor amına koyayım. En üsttesin. Kulaklığımın üstündesin. En üst böyle onun da üstündesin. Onun üstündeki böyle sivri bir uç var. Onun tam üstüne oturuyorsun. Yani o kadar yukarıdasın. Üstte şeymiş. Falan kısmındasın. Cansın, ciğersin, buradasın. Evet. Bak ben bu vlog kamera açık diye ben çok eğlenemedim. Ben bunu net söyleyeyim sana Yağmur. Bu eğlenememiş halim mi? Ha ne eğlenmiş? Ne yapmışım ki eğlenmeye sanki? Gayet eğleniyordum bu arada. Kendi doğum gününden daha çok eğlendim burada. Hiç de kendi doğum günümden fazla eğlenmedim. Ben şuna kanaat getirdim ama 15-16 kişiyle bu eğlence... Kaç maksı kaç? Kanka herhangi bir 15-16 kişiyi koy zaten yanındakileri belirle 3-4 kişi belirle. Ondan sonra git ajanstan amına koyayım 10 kişi daha çağır otur aynı masa zaten oluyor. Yine yani konuşamadığın için kimseyle herkes içiyor sıçıyor zaten ya. Oğlum Nuri ile iki kelime edemedim ha bak içimde kaldı. İki kelime edemedim giderken mesaj attım geldi onunla müsait değildi. Kanka Nuri'ler masanın öbür tarafında biz bu tarafındayız zaten. Evet, Batuhan piçi bak Batuhan piçi masanın en orta noktasına oturmuş şerefsiz. Ulan senin en orta noktasına... ortaya oturmuş bütün iletişimi kesti amına koyayım eğlenelim. Ulan her yerde amına koyayım sağa da dönüyor sola da dönüyor. Oraya tam bizim oturmamız lazımdı. Nuri var mıydı diyorlar bak o kadar videoda bile görünmemiş Nuri. Nuri vardı da onu çekmemi istemedi o yüzden çekmedim. O bizim sol tarafımızdaydı. Siz yok olarak devam edin ama. Evet ama vlog bu değil ama yani öyle söyleyeyim sana. Vlogda gecenin devamını da çekeceksin. Vlog o olaylı noktaları da çekeceksin. Evet evet de yani ne bileyim çekmek istemedim ha, ya. Biraz cesur olacaksın. Cesur olamıyorsan da kalemini kıracaksın, satmayacaksın. Hayır ya orada o an hani elinde telefonla bu halde bu şeyin vlog mu çekiyorsun falan hani şey kalemini yapmak istemedim. Kalemini kırmış Adoda'yı. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Of keşke daha uzun olsaydı çok eğlendim. Çağrı abinin çaresizliği beni çok güldürdü. Keşke dansöz yerlerden yerler vursaydı kafasını. Ya bu nasıl bir yorum ya Müge Çağrı ya? Yerden yere vursaydı keşke kafası duvara sürseydi. O zaman mı eğlenecektin? Daha fazlasını soruyorum hani en azından. Ben de bir an kimse doğum günü vlog çekmemiş mi ya diyordum. Sağ ol Yağmur abla. Abi bilmiyorum ya Çağrı abi de nereye geldik amına koyayım dedi. Bir bakışıyla saçlarını falan niye çekiyor abi dansöz? Evet abi ben onu da anlamadım. Orada bozmak da istemedim. Jahreyn neredeydi abi? Masanın neresindeydi? Jahreynler yan masa dedi kanka. Abi. Jahreyn, Ümit Özdağ. Onlar yanında tokuşturuyorlardı. Mekandan atıyorduk amına koyayım Samet Az'da onların gazıyla. Ekleriye tamına koydum malı. Koptum amına koyayım ya. Bize bakıp bakıp lan ne bunlarla bir dönmedi ananızı zikim deyip bir şey verdi. Kapat muhabbeti beni gereksiz yerlere soğudurtmuşum ben. Tamam lütfen dur. Lütfen dur bitirdim bu benim kendi bireysel şakamdı. Çok özür diliyorum herkese. Tamam! Tamam haydi bakalım geçelim o zaman. Geçelim o zaman başka bir şeye geçelim. Yayın silinecek şöyle... ortağım rahat ol. Ya ortağım rahat olma o kadar. Şöyle atıyorum. Abone olsana. Silinecek de daha iyi işte. Abone mi olayım? Abone mi olayım? Ne yapayım? Abone ola basınca abone oluyor mu? Abone söylemeyeceğim rahat dur amına koyayım. Tamam kanka abone oldum. Haydi bakalım. Telif yediğimiz için böyle bir ses kullandık. Not. Yani iyice Orkun Işıtma'ya bağlamışsın o zaman. Atman familyayla doğum günü kutlayıp demişsin. Alt tarafı sadece kendi nickname bırakmışsın Yağmur. Teessüf ettim. Teessüf ettim. İnsan bir Discord nickname bırakmış Discord. O da senin Discord'un zaten. Buraya şartlı Twitch kanalında düzenli yayınlar açıyorum. Bak buraya da yazmış. Hem Twitch yayınlarından kesitler olacak hem de bloglar olacak. Sponsorluk ve reklam... Aa hemen... Şu maili alayım. Aa yanlış mail adı. Neyse. Ya burada da var. Etopmen.com demiş. Yorumlar baya güzel ama ya insanlar eğlenmiş. İzlerken orada gibi hissettik falan demişler.
E tabi orada şey olması lazımdı. Şöyle chat'e bırakayım hocam. İsteyen tıklar, isteyen like'lar. Koldraku 10 kişi abone göndermiş. Koldracım, kesene bereket. Canımsın. Bu kadardı geldi. Dedim bak nickname'inin bu olmamalı. Sana dedim yeni bir nickname yapalım mı? İşte yapalım falan. Koldra lol olarak şey yapıyor, kullanıyor. Yani ona ilk ben nickname'ini generate'lediğim zamanlarda o nickname Koldra değil. Koldra cool nickname'iydi. Kesenek bir sezon öyle oynadı. Koldra cool olarak oynadı. Bir dahaki sene abi cool'u silmiş. Koldra da A'yı uzatmış. E dedim kanka tamam bağcılar gün gören. Tam birebir nasıl anlatabilirsin lan noktasına kadar? Bir de ben bunu ilk defa anlatıyorum. Sen gerçek delisin ha, hastasın sen. Kanka bunu ilk kez yayınımda ilk kez anlatıyorum. Sen hastasın dayı, kafan sakat. İlk kez yemin ederim. Anlatıyorum, kafam sakat olamaz benim kanka. Kafamın içinde. Oh. Vincent Van Gogh 10 kişi abone gönderdi.